İmparator Rom serisinin 15. bölümündeyiz ve Roma diktatörlüğü karşınızda. Güzel. Efendim, geçen bölüm uğraşlarımız sona erdi ve diktatörlüğümüzü de ilan ettik. Tam bir hakimiyetimiz var artık ülkede. Kimi istersem yargılarım, kimi istersem zindan atarım, kimi istersem görevinden kovalar gideririm. Bu ülkenin sahibi benim dedi hükümdarımız. Saygıdeğer büyük hükümdar Gurges Drusus Fabius. Tabi istikrarımız yerlerde. Arka arkaya tamamladığımız hem yasalardan kayıp oldu hem de diktatörlüğü ilan ederken. Ancak gördüğüm kadarıyla ülkenin huzursuzluk düzeyleri gayet iyi seviyelerde. Bu da diktatörlüğü ilan etmeden önce aldığımız önlemlerden kaynaklanıyor. Özellikle gördüğünüz üzere sadakatleri gayet yükseliyor. Ben bu sadakat konusunda, eyaletlerin sadakati konusunda zamanında çok büyük bir kazık yediğim için, zaten söylemiştim serinin başlarında da, ona elimden geldiğince dikkat ediyorum. Çünkü geri dönüşü olmayan bir yol. Yani düşünün, şu koca topraklar paramparça olduğunda savaş çıkacak. Tekrar almaya kalktığınızda tamamını alamıyorsunuz. O yüzden hani tamamını alabilsen tamam diyeceğim, hadi girelim savaşa, ama hepsini de alamıyorsun kaybettiğin toprakların. O yüzden onu çıkartmadan kontrollü bir şekilde götürmek lazım ve şu anda da gayet iyi durumda gidiyoruz. Sadakatsiz bazı terbiyesizler, alçaklar var. Yakında hepsine gereken ders verilecek. Merak etmeyin. Burada sağlam bir diktatörlük var. Hükümdarımız yeni bir hükümdar değildir. Bakın kaç yıldır ülkeyi yönetiyor. Nerede o? Tahttan inişi, tahttan çıkışı. Tahttan çıkışı. Tahta zaten bir oturdu tahta. Bir daha yok kardeşim. Bak 22 senedir ülkeyi yönetiyor. Sağlığı el verdiği sürece ülkeyi yönetmeye devam edecek ama Sara hastası olduğu için artık muhtemelen ölümüyle yerine oğlunu ülkenin başında göreceğiz. Oğlu da fena değil. Yetenekleri idare eder. Özellikle bu medeni yetenekleri, becerileri bizim için daha önemli aslında. Özellikle ticaret geliri açısından. O yüzden kendisini destekliyoruz sonuna kadar. Yetenekli birini görürsek tabii o kirli oyunlar dönebilir. Tahta oyunları. Peki bizim oğlan evli değil mi? Evli. Yunanistan valisi olan karakterin eşi. Bizim oğlan vali zaten de. Bu arkadaş Romalı Helen. 52. Bir çocuğunuz var mı sizin? Çocuk da yapın da size zahmet. Sonra problem yaşamayalım bak ileride. Yok amcası falan zıplamasın oradan. Zırlamasın ya da ağlayıp böyle ben hükümdar olmak istiyorum falan diye. Bir de onunla uğraşmayalım sonra. Fabi ailesi. Ha. Ver kardeşim bir görev. Ver. Diktatörlüğümüzde herkes memnun olsun. Ülkemize isyan etmek gibi hata içerisine girmesinler sakın. Ben şeyi göstermedim tabii. Hamleyi yaptım bakın. 0.26 puan ortalama kohort tecrübesinden geliyor. İşte kohortun önemini duydunuz az önce. Nasıl kohort diye bir hav sesi gibi geldiyse ama aslında orada kohort diyordu kendisi. Efendim 0.26 arttırıyor. Bu da tabii ki daha hızlı bir şekilde askeri tecrübe almanızı sağlıyor. Bundan önce ekonomimiz pek istediğim seviyelerde olmadığı için antrenman yaptıramamıştık orduları. Daha çok para tutmaya çalışıyoruz. Zaten bir borç alıyoruz, bir bina yapıyoruz falan, böyle bir sistem. Bir de ülke içi karışıklıklar falan derken anca ekonomi daha yeni oturdu. O yüzden bu saatten sonra artık ona da ayrıca önem verebiliriz. Bu şimdi geçen bölümde anlattığım gibi şeyler devam ediyor şimdi artık. Yargılamalar vesaire ortalık karıştırıyor. İfadeleri toplamak. Bu kölelere bir alçaklık yapmıştı. Fabi ailesini üzecek diyor. Fabi ailesinin 15 prestij azalacak. 10 sadakati azalacak. Şu an bu arkadaşın 13'müş. Buna yaparsak ne oluyor? Tedbir için zindanımızda konuk olsun. Bu arkadaşın gücü çok da yüksek seviyede değil. Ama bunu yaparsam tüm Fabi ailesinin her üyesi 20 sadakat kaybedecek. Fabius. Bu 3 kişi zaten şu anda bana karşı ayaklanma derdinde. Peki diğerleri nasıl? Bunların karakterleri kaç tane gibi bir sürü erkek var burada. Bunların içinde ben kendi ailemi mi yargılıyorum şu an? Bak onu da gözden işte bak. Görüyorsunuz değil mi? Kendi ailemi karşıma alıyorum. Bir diktatörüm. Her şeyi asarım keserim diyorum ama Burada kölelere alçaklık yapan bir aile üyesini de yargılıyorum. Ve belki de tüm ailemi kendime düşman yapacağım. Yapmalı mıyım? Düşünüyorum şu an. 3-5 köle için diyor. Oğlum diktatörüz biz. Yapacak bir şey yok. Böyle duygusallığa yer yok. Devlet yönetiyoruz. Devlet. Şimdi bu da isyankar duruma geçecek. Ya bunların alayını toplasan bunlarda güç yoktur. İsyan edemezler bana. Tamam mı? O yüzden ben diktatör olarak burada hiçbir güçten... Hepsini onayladım şimdi, baktım güçler az, tamam. Diktatör olarak ben halkımın yanındayım her zaman. O yüzden bu alçak vali miymiş bu da, bu terbiyesiz, bunu görevden alın lan, bunun ne işi var? At bunu zindana. Sadakat kaybetsin. Yürü git. Alçak seni. Hemen oraya yeni bir vali atayabiliriz artık. O da bir Fabius'muş. Bu değil değil mi? Az önceki konuşmanın tipi de benziyor. Ama lan zindana attı dedi onu. Evet bak, beni şaşırtma sakın. Beni sakın şaşırtma. Şimdi burada sen de düzen bassın. Abi baksana ya, şurada sen varsın, tamam, neyse ki sen varsın, seni atalım. Benim gemilerden bir tanesine yine amiral verelim. Canım kardeşim. Abi zindana attı değil mi onu? Bak kafam karıştı şimdi. İsimlere de bakmadım. Ben görsel yürüyorum genelde. Görsel olarak bakıyorum. Tamam diyorum. Okey. Evet bu. Ha. Seni ne yapayım ben? Sürgün edeyim mi seni? Prestij kaybedecek. Kendi ailemi riske atıyorum. Yapayım mı böyle bir şey? Gladyatör yaparsam serbest. Gladyatör yapalım ya. Generallerin sadakati biraz daha düşecek ama kampçıla. Yap bakayım gladyatör. Ama rakip yok. Haha gladyatör. Ah, zindanda olaydı gladyatör yapardık bir kişi daha. Neyse ileride sen kal zindanda. Ölmezsen bir kişi daha atacağım ben yakında, merak etme. Bu alçaklar çünkü bize isyan etme derdinde sürekli. Ben onları atarım sırayla. Ondan sonra görüşürüz. Çok da güzel. Ben bunları da... Ha, şimdi tabii daha fazla ama seçenekler az tabii. Diktatör falan dedik de medeniyet güzel. Rezalette sona yaklaşılıyor. Aha. Diktatör tarafından öldürülecek ve 20 sadakat daha mı kaybedecekmiş Fabius ailesi? Ve 100 prestij kaybedeceğiz. Yargılama sonrası idam. Köle mutluluğu, vatandaş mutluluğu gidiyor. Bu tarafı dersek kaybedilmiş bir saygınlık ve para cezası bu tür şehvet düşkünler için caydırıcı olabilir. Lucius Fabius. Şu an 47 mi? Nasıl 47 ya? Aa, şuna bak. Valilik gerçi elinden gitti ya, gücü kalmadı. Çakalın. Valiliği arkasına alan hemen isyana kalkışıyordu. Tamam, bundan herkes memnun oluyor. Ben öldürürdüm bu vatandaşı da zindandan çıksın bakalım. Hadi. Herkes mutlu sonuçta. Kendi ailem bana karşı ya. Görüyor musunuz abi? Nasıl bir ülke yönetiyorum ya. Diktatör. Abi çok keyifli. Bu yönetim mekanizması bu oyunun gayet keyifli. Bu bizim ana donanmanın amirali. Ha, çakal işte diyorum abi, gücü kim alsa isyana kalkışıyor. Biz böyle her gücün karşısında eğilseydik böyle bir diktatörlüğü yönetemezdik. Bu işler kolay işler değil. Sayın Romalılar. Herkes bilsin bunları. Parasal durumlarımız sıkıntılı değil. Gayet güzel. Bir yandan onları da kontrol ediyorum ara ara ki olursa bir şeyler hemen çözeriz. Sizin toparlanmanız gayet iyi. Bu taraf çok az, hatta yükselmiyor bile yani. Ha, buranın şeyi değiştir ama. Katı muamele ha. Katı muamele seçili zaten. Ona rağmen yükselmiyor. Düşünebiliyor musun ya? Bir dakika, bu eyaleti bir yakından inceleyelim. Bence burada mutluluğu bir arttıralım. Dur. Burada bir mutluluğu arttıralım biz. 0.11 azalıyor diyor. Tamam. Yavaş yavaş bunlar taşınıyorlar. Bak buradakiler memnun mesela biraz daha halinden. Sadece şu sıkıntı var. Negatif istikrar. Ha, negatif istikrardan kaynaklanıyormuş. Onu düzeltirsek bu azalmalar biraz daha toparlanabilir idi. Güzel. Agresif genişleme etkimiz de var. Şuraya bak ya. Herkes bize karşı ayaklanma derdinde. 14.98 güç de sınırlarda geziyor bu arada, dikkat edin. Ama çözeriz yakında onu, problem değil. Şimdi istikrardan da kaynaklı böyle bir havalandılar bunlar. Böyle bir kendilerine bir şey zannettiler. Zannettiler ki Roma zor durumda. Çok yakında ben size çözeceğim. Vali. Bak işte kimi vali yapsak diyorum, adamlara bir şeyler oluyor abi. Anlamadım ki. Sana bunu yaparsam popülariten artıyor. Alakası bile yok. Seninle arkadaş olalım biz, gel. İç savaşı mı tetikledim? Abi bir adamla arkadaş olduk diye iç savaş mı tetiklendi yani? 20.68 oldu hemen. Yuh. O zaman bekle. O zaman bekle. Gücü olan kim var? Şu vali. Rüşvet ver. Yapacak bir şey yok. Bazen bu rüşvetleri vermemiz gerekiyor. Valiydi o aslında ama yapacak bir şey yok abi. Aslında amiral vardı. Amirale de rüşvet veremiyor muyuz? Puan yok. Bir de amirale rüşvet verelim. Zaten benim hükümdar zengindi ya. Bir problem olmaması lazım. Kaç parası var şu an? 8.000 abi. Altın. Bu para kimde var bu devirde? O işler kolay değil yani. Amirale de verelim rüşvet. Valiye vermeseydik olabilirdi bu arada. Lan sen niye sadakatsizsin? Ha bu... Bir dakika ya. Birinci vali. Birinci varis. Oğlum ben seni hükümdar yapacağım. Seni zindana mı atmışım? Ha, zindana attığım kişiden dolayı aile üyesi ya isyan ediyor. Halbuki ben bunu birinci varis seçtiğim için otomatik olarak bunun sadakatinin 200 falan olması lazım. Şu an 20 diyor sadece. Artı 20 etki vermiş ama bence isyan tetiklememesi lazım. Bunu mantıken söylüyorum. Hani faydası olacağı veya olmaması, olsun olmasın falan değil de. Bekle, bu kararı verdi önce. Siyasi nüfus 5 popülerite kaybedecek. Küçük ilerleme, orta seviye ilerleme. Abi siyasi nüfus da vermek istemiyordum. Daha ideaları tamamlayamadık, yapamadık. Sayın oyun. Onları bir halletseydik önce biz. Selsan şuraya daha sefer yapacağız. Bir diktatörlük uğruna, görüyor musun? Ama olsun. Güzel oldu bence. Çok tatlı bir ülkemiz var artık. Siyasi nüfuz yok ülkede be. Eş hükümdar sadakatsizliği %50 puan. Çok enteresan. Eşimle ilgili söylüyor bunu ya. Bakacağım şimdi o eşime, şey yapacağım. İkna edeceğim bunu. Görüşeceğim onunla. Beklesin azıcık. Teknoloji. Gel. Al sana amiral. Fabius. Kendi aileme görev vermiyorum abi. Düşünebiliyor musun? Bak neler yapıyorum burada. Diktatörlük işte ya. Bir anda geldiğimiz yeri unuttuk. Hadi bakalım. Güzel. Seni de ikna ettik. Şimdi bir şu amiralle işimiz var. Ama amiral için puan yok. Nüfuz yok abi. Nüfuz. Yasalarla alakalı bir yapmamız gereken bir şey var mı peki? Deniz iç yasalar. Generallerin sadakati. Ben daha çok valilerden yana problem yaşıyorum da valilere belki yatırım yapabiliriz burada. Burada da tam tersini işaretleyebiliriz. Ya da bak burada valilerden yardım alırız çünkü %20 araştırma puanı veriyor. Çok iyi bir fikir olur bu ama medeniyet tabii 12 olması lazım ki medeniyet 12 olana kadar kaç yıl geçecek? Olmaz o iş. Bu 15. Bunları böyle koyuyorsun önümüze. Heyecanlanıyoruz ne güzel yapabileceğiz diye de. Daha kaç teknoloji var onlara. Bunu yapabiliriz ama. Bunu yapamıyorsun. Zaten yapamadıklarını şöyle silik gösteriyor. Burada ne var? Tamam, burayla dengeleyeceğiz o zaman. Bu iç yasayı burayla dengeleyeceğiz ki çözüm olsun bir güzel. Politik güçle alakalı bir şey yok ama anladığım kadarıyla. Güzel. Yasa olsaydı iyi olurdu. Nüfus artışıyla alakalı. Bunlarda da yok mesela. Yanıma şey alabilirim aslında, propagandacı. Öyle bir şey eklenseymiş. Yasalar daha fazla puan alabilirdik. Roma 866 altın ödeyecek. Para kimde var, ödesin. Öder de şu an ödemesin. Onun yerine efendim, ülkemizin farklı sorunları var. Bakın burada görüyorsunuz bir sürü insan sadakatsiz. Şu siyasi nüfuzumu arttırmak istemiyorum bak. Oyun engelliyor sürekli. Beklesin azıcık. Ya azıcık beklesin, çözeceğiz ya. Sayın dostum. Şu orduya da bir komutan verelim. Antrenman yapsınlar burada. Bu da bir düzenbaz çıktı. Yani kime atasak problemli çıkıyor. Kim gene isyan ediyor? Bu adamın bana bir isyanı yoktu. Gene kim kaybetti ya? Ha, şu şeyden dolayı dışlanmış aile etkisi geldi yine. Fabi'den bak. Rol sayısı arttı ya. 10 puan oradan hop düşüyor dışlanmış aileden. Ondan sonra hemen iç savaş. O iç savaşı ise çıkarttırmam, bekleyin. Heh. Ya bir oyunda tabii şey de var, bir bug var. Sanırım yine ona denk geldik. Gücü olan arkadaş var mı isyan edebilecek? Bir load yapınca, yükleme yapınca düzeliyor diye biliyorum. Önceden de çok yaptım da. Şunu bir yükleyelim yeniden. Yeniden yükledik ama bu iç isyan galiba gerçekten var. İnanmak istemedim ama. Abi kim ayaklandı o zaman? Son anda biri daha coştu. Şimdi o atadığım generalde bir sorun yok. Doğru mu? Bu kim ya? 46. Güce bak. Üstad sen kimsin acaba? Hangi ordunun generaliydin sen? Lejyon. Abi sadakatsiz ordular. Ha, 2 tane ordu. Ve sen 20'sin. Öbürü kaç? O da 20 sadakat. 2 tane ordu komutanı şu an bana karşı ayaklanma derdinde. Güzel. Güzel. Komutan atadık, adamlar isyan etmeye başladı değil mi? Peki bunu nasıl çözeceğiz şimdi? Ya ilk zamanlar böyle işte diktatörlük hep sancılı olur. Yılların diktatörü olarak konuşuyorum. Hitabet teknoloji. Biraz ilerlesin, ben bakacağım. Duruma göre yasa değiştiririz. Generallerin sadakatini arttırabilmek için 30 puanı çıkartsam o hemen toparlar. Bu sefer valiler tetiklenecek ama şu yasalardan bir bakalım. 29.75. O olmaz. Şunu seçebiliriz. En güzel belki bu olabilir ama valilerin sadakati bu sefer düşecek. Şimdi o 2 generale de bir şey yapamıyorum. Maalesef. Ben rakip falan mı belirledim acaba? Kendi kendine o mu oldu? Ne oldu o bir anda? Ha, inanılmaz bir şey ya. Adam durduk yerde bize karşı cephe aldı. Bir arkadaş olmaya çalışalım bakalım. Hadi zorlayalım bunu. Bir tane general, 46 gücü var abi. Bu aile reisi miydi bir de? Evet, belli. Tamam, aile reisleriyle aramızı iyi tutalım her zaman. İlişki geliştirelim onlarla. Senin bir derdin yok zaten. Ya işte o arkadaş, o 46'lık dediği arkadaş var ya. Bir diğer süper güç aile. Bunu da kendime bağlarsam dostluk kontenjanından, benimle dost olduktan sonra isyan etmeyi bırakır da şu siyasi nüfus maalesef sürekli harcıyoruz ha. Bak görüyor musun nelerle uğraşıyorsun bu oyunda? Ya al işte. Böyle şeyler. Buyurun. Bak ideye seçebilecek puanım yok. Sürekli ülke içi karışıklıkları idare etmeye çalışıyorum. Lanet olsun, meşrutiyet kaybettik bir de. Popülerite de gitti. Oh, kehanete bak. Az önce onayladığımız event gitti, tetikledi onu maalesef. Bayağı işler sıkıntıya girmeye başlayacak ha. Diktatörlük yoksa yıkılıyor mu? Tiranlık alalım abi, alalım. Alalım. Ama bir dakika, nasıl o sadakat bir anda toparlandı? O kadar ki sadakatsiz ki. Bak bir köle uğruna bütün ailemi karşıma aldım ama şu anda da ülkeyi yönetmekte zorlanıyoruz. Tamam, seninle de dost olduk. Ayda adamla dost olduk, şimdi gitti yine iç isyanla. Kim bu ya? Şimdi ayaklanıyor yine. O kadar kişi de şey var ki, aha. 32. Sende bir sıkıntı yok. Hatta al sana arazi de vereyim de 37 olsa. Abi güçler bakıyorum şöyle. Amiral. Şu amiralin 10 gücü var. Ya bu ufak ufak karakterler bir anda acaba korkutucu seviyeye mi geldi? Bak o da olabilir. Bunu yargılayacağım galiba. 56 ama gücü yok zaten. 4.1, 2.2, 2.1, 2.1, 2.1. Bu generali yargılayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Büyük miktarda artacak tiranlık geliyor. Haydi buyurun abi. Tiranlık 73 oldu bu arada. %61 zaten. Küçük miktarda artsın. Artık nüfus kaybetmek istemiyorum çünkü. Başarılı. Güzel. Seni de aldık görevden. Tiranlık uçtu, uçtu, uçtu. Herkes isyan ediyor. Herkes. Vali Cornelli. Başı boş bırak. Tamam. Seni böyle ikna ettik. O adam var ya, yolsuzluktan bizi bayağı yoracak ama. O kadar yol yürütüyor falan deyip seni yargılarsam olmaz. Bak şu an bizi en çok zorlayan kişiler generaller mi abi? Amiral ve şey, evet. Valilerin çok bir şey yaptığı da yok. Valileri bir şekilde idare ettik gibi. Ama gerçi bir tane vali burada var. Bunun valiliği de nasıl bir valilikse kendisine faydası yok daha. Ah şu istikrar dönemini bir geçelim de. Ülkede çalkantılar var, hep söylüyorum. Yararlanmaya çalışıyor. Alçaklar onuru lekelendiriyor. Tedavi ol. Bir de ben bunu tedavi mi edeceğim? Ölsün gitsin zaten, baksana. Yavaş yavaş ölüyor. Güle güle. Şu sıfır olanlar tamam, sıradan ölsün, bu ölsün. Bu ne yapıyor? Tiranlık çok yüksek. Onuru lekelendi. Zindana atıldı tedbiren. Bu bizim aileden. Tamam. O da kendine gelir. Problem değil. Gücü de yok zaten. Kendi ailemden hep söylüyorum. Bana karşı ayaklanma derdindeler. Güzel. Sıkıntı yok. Bizim meşruluk artış göstermiyor. Tam tersine azalıyor. Negatif istikrar ve delfik kehaneti var maalesef. Nüfuzu hiçbir yere harcayamıyoruz şu an. Kilitlendik resmen. Ha. Sadakati artacakmış Corneli'nin. Olur. Kabul edelim yasasını. Senin sadakatin evet. Üzücü oldu maalesef. 33 yaşında. Sen babana isyan etmeye utanmıyor musun be? Alçak. 0.18 azalıyor. Bu hükümdar gidici zaten. Dedik. Yani 60 yaşında. Şu siyasi nüfuzu bir toplarsam güzel bir şekilde. Ondan sonra bir güzel ben yapacaklarımı biliyorum abi. Az beklesinler. Az beklesinler abicim. Şimdi buraya ne yapalım? Paramız var. Asimilasyon hızını, dinle alakalı ufak bir katkı alabiliriz aynı zamanda. Yerel insan gücü. Ha, sadakat için bina yapabiliriz şeyde. Bu tarafta. Ama sur mu varmış? Bina lan, buraya hep sur mu yapmış bunlar? Bu surları yık. Bunları yık. Yıkamıyoruz çünkü eyalet sadakatsiz. Eyalet sadakatsiz olunca orada iş de yaptıramıyorsun insanlara. O da güzel. Devam. Ücretsiz yatırımım varmış. Ha, diktatörlüğü ilan ettiğimde geliyor. Doğru. Onu nerede kullanırız? Şimdilik planlamadım. Onu olmazsa bölümden sonra bir bakalım, şuraya falan yapalım diye. Sonra da sizlere de aktarırım detaylı olarak. Aha, geldi gene bu. Oo! Askeri yeteneğine bak yalnız. İşte bu. Bilmem kim valisi, kendisi valisi oldu bölgenin, otoritemize karşı. Vay, zaten biliyorsunuz zor bela bunu ikna ettik. Başı boş bıraktık falan derken hemen orada bir hainlik içindeymiş ha, terbiyesiz. Alçak. Sadakatsizliğe kışkırtılmış. Aklıma geldi, gördüm. Tahmin edebiliyorum zaten bir anda bu valilerin böyle kendini bir şey zannetmesinden. O zaman öyle değil. Nasıl karşı karşıya gelemiyorsun? Ölecek. Burada tek bir otorite vardır, o da Roma'dır. Bu Fabiuslar, benim kendi ailem var ya, hep bana hainliği yapanlar onlar oldu. Gerçi buna da şimdi rütbe verdik, makam verdik. Gücü arttı. Tiranlık valiliği etkiliyor zaten direkt olarak. Evlatlık edin. Aha. Seni evlatlık alsam mı harbiden? 21 yaşındasın. 260 prestij kaybedeceğiz. Aile olarak. Ailelerin prestijleri ne durumda? Abi başka ailenin, bak görüyor musun? Adamların deli gibi prestiji var. Güzel. Bu da tabii bunlara müthiş bir güç sağlıyor. İleride bu aile başa geçebilir. Belki de bilemezsiniz bu güçle. Ama biz şimdilik prestijimizi kaybetmeyelim. Bunu kontrol altında tutmaya çalışalım yine. Bir iki bölüm böyle duraklayarak geçecek gibi. İşte ülke içi problemlerle uğraşıyoruz. Siyasi nüfus toplamaya çalışıyoruz ki bir an önce. Hah. Sen gel bakayım buraya. Şimdi aklıma geldi. Ha, eşe bakacaktık değil mi? Unuttuk onu. Ya bu eşten dolayı nasıl bu kadar eş hükümdar sadakatsizliği diyor. Çok enteresan ya. 50 diyor hem de. Ya bu adam, bu kadının 71 sadakati var bana. Daha azken de bu değer vardı. Şu anda da ama hala eş hükümdar sadakatsizliği diyor. Çok enteresan. Senatoda mı kaldı aklın? Ne yaptın? Anlamadım ki. Şundan dolayı mı acaba? Potansiyel varis. Acaba varis mi etkiliyor? Eş hükümdar diye. Rüşvet versem adamı vali yaptık bir de. Gerçi bunun valiliği düşmüş. Ne valisi? Düşmüş mü? Düşmemiş. Ben şimdi sizde ne yapacağım abi? 15. Neyse. Efendim, bölüm bitti. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım gelecek bölümde daha neler bizi bekliyor.